Öncelik amacımız bu işi yaparken insanları rencide etmemek. İnsanları rencide ederseniz yaptığınız işin bir kıymeti kalmaz. Manavgat'ın tanıdık esnaflarından Halis Düzgün, Ramazan ayı dolayısıyla askıda iftar projesi başlattı. Umut Pide ihtiyacı olan ailelere iftar yemeği götürüyor. Hakikaten bir pas sıcak çorbaya ihtiyaç olan çok insan var şu an Manavgat'ta. Ramazan ayının ilk 10 gününde hayırseverlerin desteğiyle 100 kişiye ulaşıldı. Şu ana kadar 100 kişiye ulaştık, şükürler olsun. Hedefimiz Manavgat'ta daha fazla insan kitlesine ulaşmak, onlara bir nebze olsun, faydalı olabilmek amacımız bu. Engelliler, dul ve yetimler başta olmak üzere gerçek ihtiyaç sahipleri mahalle muhtarlarının katkısıyla belirleniyor. Muhtarlar aracılığıyla, muhtarların tanıdığımız insanlar aracılığıyla hakikaten ihtiyacı olan insanları tespit ederek biz yapmaya çalışıyoruz. Askıda iftar uygulamasına herkes bütçesi oranında katkı sunabiliyor. Biz de 4 tane alternatif menü koyduk. Hani herkes kendi bütçesine göre, kendi kafasındaki menüyü belirlesin. Biz de ona göre gönderelim. Gerçek ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olan Umut Restoran'ın telefonlarını sadece Antalyalı hayırseverler çaldırmıyor. Türkiye'nin farklı illerinden arayıp bir iftarda bizden olsun diyenler de var. Mesela Ankara'dan var, benim kendi memleketim Karaman'dan var, işte İstanbul'dan var. Hani bu sosyal medya üzerinden görüp beni de tanıyan eş dost arkadaşlar tabii. Biliyorsunuz bu işte önce güven önemli. Karşıdaki insana güven vermeniz lazım. İnsanların da size hakikaten bu yaptığınız projede verdiğim para gerçekten yerine ulaşıyor mu ulaşmıyor mu, bu çok önemli. Bizi de tanıyan insanlar, bize güvenen insanlar İstanbul'dan, Ankara'dan, kendi memleketimizden hesabımıza parayı yatırıyorlar. Siz bildiğiniz ailelere gönderebilirsiniz diyorlar. Biz de onlara ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahipleri ve hayırseverlerin rencide olmaması için kesinlikle isimleri ve adresleri paylaşılmıyor. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Onları rencide etmemek kaydıyla telefon açıyoruz. Bir gün öncesinden askıda iftarlar olduğunu, gelip alabileceklerini söylüyoruz. Ama bunları yaparken de kime verdiğimizi biz biliyoruz ve bize yönlendiren kişiler biliyor. Onun dışında hiç kimse kime gittiğini bilmiyor. Askıda iftar projesinde 4 farklı menü bulunuyor. En hesaplı ve en fazla tercih edileni ise pide menüsü. Şimdi en çok giden bizim kıymalı pide menümüz var. Bunun içinde kıymalı pidemiz var, salatamız var, tatlımız var, çorbamız var, içeceğimiz var. Haydarımız var, ezmemiz var. Bu menü için 35 TL ödüyorlar. Normal bu menünün normal 45 TL, 10 TL'sini biz kendimiz karşılıyoruz. 35 TL ödemesi gerekiyor bir vatandaş eğer bir kişilik pide menüsü ısmarlamak isterse.